Canlarım hoş geldiniz. Ben Burak hocanız. Sizlerle birlikte bugün 20. dersimiz. Sondan ikinci derste birlikteyiz. Çok uzun olmayacak. Suyun elektroliziyle birlikteyiz. İlk defa gelenler için PDF'miz var. Toplam 36 sayfalık bir PDF. İndirip oradan takip edebilirsiniz. Muhakkak her seferinde ilk gelen kişi olduğu için öncekileri de belirtmek zorundayım. Sevgili arkadaşlar, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayınız. Çünkü gerçekten destekleriniz benim motivasyonum için de önemli. Ben vakit kaybetmeden suyun elektrolizine geçeceğim. 19. dersimizde bilgiler vermiştim. 18'de seri bağlı kapların elektrolizini yapmıştık. 17. dersimizde ise elektrolize girip girişi yapıp eriyiklerin elektrolizini yapmıştık. Ve size ısrarla şey demiştim. Kimleri elektrolize edebiliriz? 3 şeyi. Eriyikleri, yani tuzun sıvı halini, suyu ve sulu çözelti. Son dersimizde de sulu çözelti. Sulu çözelti müfredatta var ya da yok mantıklarına çok fazla girmeyeceğim. Evet, birazcık daha yok diye yorumlanabilir ama size ifade edeceğim net bir şekilde. Çünkü akademik olarak da takip eden arkadaşlarımız var diyorum. Hepsi güncel, hepsi müfredata uygun. Bunu da net bir şekilde belirteyim. Şimdi suyun elektrolizinde can alıcı noktalarımız var. Ne? Bir kere suyun elektrolizini yapabilmemizin nedeni suyun içerisinde elektrik akımını ileten iyonların olmasından dolayı. Mesela şöyle bir cümle kullandığımda saf su elektriği iletir mi? Belki 9 ve 10. sınıftaki öğrenciler saf su elektriği iletmez diyecekler. Çeşme suyu elektrik akımını iletir çünkü içinde iyonlar var diyecek. Ama 11. sınıfı görmüş olan ve bilgi seviyesi daha fazla olan kişiler saf su elektrik akımını çok az iletir. Çünkü su kendi kendine iyonlarını ayrışıyordu. Otoiyonizasyona dönüşüyordu ve otoiyonizasyon ile çözeltiye neler veriyordu su? İyonlarını ayrıştığında hidrojen ve OH iyonları veriyordu. Hidrojen iyonu tek başına bulunamadığı için hidronyuma dönüşüyordu ve OH iyonları veriyordu. Biz tabii ki hidronyumu değil de burada kimi indirgeyeceğiz? Hidrojeni indirgeyeceğiz. Yani suyun içerisinde hidrojen iyonları var ve suyun içerisinde OH iyonları var. Suyun içerisinde şu an saf suyun içerisinde iki tane iyon varsa bunlardan katyon katoda gider, anyon anoda gider. Benim düzeneğim bu. Bu cihazın adı Hofmann voltmetresi. Artı olan kısım burası, eksi olan kısım burası. Artı ve eksilerin boyutları küçük. Anot ve katot yazıyor ama ben birazcık daha büyük bir şekilde yazayım. Sağ taraf benim için artı olduğu için anot. Sol tarafta benim için eksi olduğu için katot. Zaten pilde katot artıydı. Elektrolizde katot ise nedir? Eksidir. Katotta indirgenme olur. Peki indirgenme kimin tarafından gerçekleşecek? Hidrojen iyonları yani katyonlar katoda giderek elektronları alır ve hidrojen gazına dönüşür. Anyonlar ise oksijen eksi 2 gibi düşünelim. Sağ üst köşedeki gibi su üzerinden değil de oksijen üzerinden yorumluyorum. Oksijen gazına dönüşürken yükseltgeniyor. Bir oksijen 2 elektron veriyorsa iki tanesi toplamda kaç elektron verir? 4 elektron verir. Bu durumda şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Devreden farz edelim ki 2 mol elektron geçmiş olsun. Her 2'ye karşı bir hidrojen gazı toplandığı için 2 mol elektron geçerse 1 mol ne toplanır? Hidrojen gazı toplanır. Aynı şekilde devreden yine 2 mol elektron sağdaki yani anot kabında da geçeceği için toplanan oksijen gazının mol sayısı da 4'e 1 olduğu için yarım mol oksijen gazı olur. Burada şunu çok net görüyorsunuzdur. Oksijen gazının mol sayısı hidrojen gazının mol sayısının yarısı. Zaten oksijenden toplanan hacim bu kadar. Hidrojenden toplanan hacim ise bu kadar. Yani aralarında bir iki katlık fark olduğunu Hofmann voltmetresinde de görebiliyoruz. Tamam, saf su elektrik akımını çok az iletiyor. Bu yüzden Hofmann voltmetresi birazcık iyi çalışsın diye elektrik iletkenliğini artırabilelim diye içerisine birkaç damla sülfürik asit damlatırız. Bu sayede elektrik iletkenliği ne olur? Artar. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme gerçekleştirdik ve bunları taraf tarafı topladığımızda burada bir kez daha ünlem işaretiyle ifade etmişim. Her seferinde toplanan hidrojenin hacmi
oksijenin hacminin 2 katıdır. Peki ben 36 gram suyun elektroliz edilmesi sonrasında kaç litre oksijen gazı elde edebilirim? 36 gram suyu elektroliz edeceğim. Suyu elektroliz ettiğimde H2 hidrojen gazına ve oksijen gazına dönüşür. Bu tepkimeyi denkleştirmek için oksijenin baş kat sayısına kaç yazıyorum? 1 bölü 2 yazıyorum. 36 gram su, suyun altında verilen yani atom ağırlıklarından yola çıkarak ben 1 molünün 18 gram olduğunu bildiğim için 36 bölü 18'den tepkimeye giren yani elektroliz olan madde miktarım 2 mol su. Her 1 mol su tepkimeye girdiğinde yarım mol kim açığa çıkıyor? Oksijen gazı. Peki tepkimeye canım benim 2 mol girerse ne kadar oksijen gazı çıkar? Tam 2 katına çıktı. O zaman burası da tam 2 katına çıkacağı için okumu çok uzattım. Burası tam da 2 katına çıkacağı için 1 mol oksijen gazı toplanmış olur. Bana da normal koşullardaki hacmini sorduğu için direkt 22,4 litre olarak yorumlayabilirim. Peki ikinci alıştırmada 0,4 mol suyun elektrolizi için kaç faradaylık akım geçmeli? Öncelikle suyu iyonlarına ayrıştırıyorum. Yani iyonlarına demeyeyim de atomlarına ayrıştırıyorum. Ve bunun sonrasında şunu çok net görüyorum. 0,4 mol suyun elektroliz sonrasında birebir olduğu için 0,4 mol hidrojen toplanıyor. Peki hidrojenin indirgenme tepkimesini yazıp toplanan hidrojen gazının yani ürünlerdekinin altına 0,4 mol yazarsam devreden geçen elektronun mol sayısını bulabilirim. 0,4 mol hidrojen gazının toplanabilmesi için 2'ye 1'den 0,8 mol neyin geçmesi lazım? Elektronun geçmesi lazım. Devreden 0,8 mol elektron geçerse 0,8 faradaylık akım geçmiş olur. Yani cevabımız ne olur? A şıkkı olur. 9,65 amperlik bir akım ile 1,5 saat elektroliz edilen bir düzenekte ayrışan suyun kütlesi kaç gramdır? 9,65 amper I'ya karşılık geliyor. Bir de T değerimiz var. T'yi de saniye cinsinde yazarız ve buradan Q'yu buluruz. O da 1,5 saatmiş. 1,5 saati ben saniye çevirmek için onu 60 dakikayla ve 60 saniye ile çarpmam lazım. Efsane değerler geldi karşıma. Şimdi ben buradaki her devreden 1 mol elektron geçtiğinde 96.500 kolomb yük geçtiğini biliyorum. O zaman 9,65 çarpı 1,5 çarpı 60 dakika ve 60 saniye dediğimde ne kadar devreden elektron geçer? Valla buradaki 2 tane sıfırla 9,65'i sadeleştirdiğimde 965 kendini çok rahatlıkla götürebiliyor. 1,5'la 6'yı çarptığımda 9, 9'da da 6'yı çarptığımda 54, 100'e böldüğümde de karşıma 0,54 mol elektron gelmiş olur. Yani devreden geçen elektronun mol sayısı 0,54 mol olur. Hadi size bir sır vereyim mi? Hesap makinesiyle bir kez daha kontrol ettim. Hakikaten doğru bulmuşum. Şimdi ben elektronun bu kadar geçtiğini biliyorum. O zaman hidrojenin indirgenme tepkimesini yazıyorum ki ne kadar hidrojen toplarım? Bunu bulmak istiyorum. Devreden 0,54 mol elektron geçince toplanan hidrojen 2'ye 1 olduğu için 0,27 mol hidrojen gazı olur. Peki suyu elektroliz ettiğimde çıkan hidrojenin mol sayısı 1 ama oksijenin mol sayısı yarım mol. Her 1 mol su 1 mol hidrojen oluşumunu sağladıysa 0,27 mol hidrojen ne kadar suyun elektrolizini sağlar? O da 0,27 mol suya karşılık gelir. Suyun 1 molde 18 gram olduğuna göre buradaki değeri de 18 ile çarptığımızda sonucu buluruz. Bu arada 7 kere 7 49 56. O zaman bizim sonucumuzun 6 olan bir şey olması lazım. Şıklarda da tek şık 4,86 ile ki iki haneleri çarpınca 400 küsur gelmesi normal. 2 de virgül kaydırınca bu kadar gram gelir.
Cevabımız da B şıkkı olur. Çok güzel bir soru. Yani bana suyun elektrolizi ile alakalı ayrıntı bir soru sor deseler bunu sorarım. Evet, yine bir su düzeneği var. Anot ve katot tüplerinde toplam bu kadar gaz birikmiş. Biz şunu çok net biliyorduk. Toplanan hidrojen gazının hacmi 2V ise her seferinde toplanan oksijen gazının hacmi V, o da 3V. 3V değerim 33,6 litre ise o oksijen gazı 11,2 litre, hidrojen gazı da 22,4 litre. Hidrojen gazının da normal şartlarda 22,4 litresi 1 moldür. Ben suyu elektrolize ederken oksijen üzerinden değil de hidrojen üzerinden ilerliyorum ve benim hidrojenimden 1 mol toplandıysa bu durumda 1 molde su elektrolize olmuştur. Peki 1 mol su, hidrojenlerden 2 tane var, oksijenden 1 tane var. Toplamı da ne oldu? 18 grama karşılık geldi. Cevabımız D şıkkı olur. Soru 3. Bir miktar su elektroliz edilmiş ve 36 litre gaz toplanmış. Nerede? Anot ve katotların toplamında. Katotta toplanan madde miktarını soruyor. Hidrojen, hatta şöyle yazayım. Katota kim gider? Katyon gider. Katyonlar katota gider ve indirgenir. Tamam. Anota kim gider? Anyonlar gider. Hadi oksijen gazı şeklinde yazalım. O2'ye dönüşür. Birazcık basit bir versiyonuyla yazdık ve oksijen gazı toplanır. Her zaman toplanan hidrojen gazının hacmi oksijen gazının hacminin iki katıdır. O zaman ben 36'yı 13'e böldüğümde karşıma 12 gelir. O zaman 24 litre birinden, 12 litre de birinden toplanır. Bize katotta hidrojen gazı 24 litre toplanır diye cevabımızı vermiş. Bu arada 24 litre değil, soruda santimetre küp olarak verilmiş. Bu yüzden 24 santimetre küpe santimetre küp şeklinde yazmamız gerekiyor. Saf sudan 2 faradaylık yük geçirilirse kaç gram su elementlerine ayrışır? Saf sudan değil de önce hidrojen üzerinden yürüyorum. Hidrojenin indirgenmesi için 2 mol elektron geçmesi lazım. Tam da 2 faraday bizim için 2 mol elektrona karşılık geldiği için yine devreden 2 mol elektron geçerse devrede 1 mol hidrojen gazı çıkmış olur. Suyu elektroliz ettiğimizde de açığa hidrojen ve yarım molde oksijen gazı çıktı. 1 mol hidrojen gazı çıktığına göre çıkan, yani analize uğrayan, analiz demeyeyim, parçaladığımız için analiz kelimesini kullanıyorum, elektrolize uğrayan su da 1 moldür. 1 mol su da hidrojen ve oksijenlerin ağırlıklarından 18 grama karşılık gelir. Yani cevabımız C şıkkı olur. Suyun elektrolizi ile alakalı kısımları tamamladık. Bir sonraki dersimizde sulu çözeltilerin elektrolizine geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde bundan çok daha uzun olmayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar, ben artık daha ünitenin sonuna doğru geliyorum. Yani ne yapabilirim? Ne yapabilirim? 20. dersi de bitirdik. 21'i de anlattım. Şu an böyle çok ekstra ayrıntı, nadir sorulardan oluşan bir 20 ya da 15 soruluk bir derleme yapıp bunun 22. videosu olarak ekleyeceğim. Zaten buraya gelen arkadaşım çok motivedir. Onu da eklediğim an arkadaşım şunu görecek. Ben artık bu ayrıntı soruları da yakaladığım için çok rahatlıkla her şeyi yapacağım. Ya o da ne biliyor musunuz? Böyle hani binde bir ihtimal gibi sorularla karşılaşıyoruz. Her yerde her zaman olan şeyler değil. Yoksa ben öncüllerden de her şeyden de ayrıntılı bir şekilde burada bahsettim. Kendine iyi bak. Destek vermeyi unutmayalım. Bir sonraki son videoda görüşmek dileğiyle.